Ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani bir sürü hazırlıkla geliyorsunuz, söylersiniz falan ama güzel bir laf okudum bugün. Diyor ki tek sen hiçbir şeysin. Eğer hep bir aradaysan her şeysin. Meslek odaları bu düsturda kurulmuş. İşte sizin odanız yaklaşık işte 1954'te kurulmuş, 670 üyeyle şimdi 50 bin üyeye ulaşmışsınız Türkiye çapında. 14 ilde şubeniz var ve temsilcilik bazında da burada temsil ediliyorsunuz. Bölgenin bana göre en önemli odalarından birisiniz. Çünkü bölge enerjiyle ilgili üzerine planlar yapılan, konuşulan çok hareketli bir bölge olacak önümüzdeki dönemde. Burada elektrik mühendisleri odası olarak değerlendirmiyorum ancak ben size. Yani ben Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin TÜBİTAK'ları Birliği'yle omuzdaş olduğunu zaten biliyorum. O yüzden bu tür odalara gelirken çok rahat. Dilimizi anlıyoruz, birbirimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Siyasi partilerde siyaset yapmadan önce, siyasi partide siyaset yapmadan önce bizler aslında meslek odalarımızda siyaset yapıyorduk. Zaten doğal olan, doğru olan da budur. Hani siyasetin ana vatanı bana göre meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Mutfağıdır. Burada her şeyi hazırlıyoruz. Eğer bizler olmasak, hani TÜBİTAK'ları Birliği, mühendis odalarını, barolar diyeceğim hani birçok kez yanımızda olmasalar ama yani ve sivil toplum. Yani bizler meslek odalarıyız ama bir de demokratik kitle örgütleri var. Onlar olmasa yani siyasetin beslenebileceği alanlar olmaz. Ben pazartesi ve salı gününü büyük bir kısmını mecliste geçirdim. İşte milletvekili olan arkadaşlarımın odalarında ziyaret ettim, çalışma şekillerini gördüm. Hani yarın bir gün vekil olacağız. Yani ne yapacağız? Nasıl bir çalışma var? Ne oluyor? Mesela bir tanesinin önünde sürekli akan dünya basını var. Bir danışmanın önünde. Hani hiç de öyle basit işler değil. Hani bu işler gerçekten ciddi, rozet takmaya gidilmiyor. Dünya basını gözünün önünden akıyor, yakaladığı yerden hemen oradaki vekilin ilgisini çeken bir konuysa direkt rapor ediyor. Önüne koyuyor. Hangi dilde olursa olsun çevriliyor. Vekilin dili yoksa o konuda mesela Arapça indiriyor. Adam hemen çeviriyor, koyuyor önüne. Süleyman Şah olayını Türk basınından 2 saat önce bir vekilin haberi olabiliyor. Şimdi kolay değildir. Muhalefet milletvekiliysen sen bir bilgi verdiği yoktur. Türk basınından 2 saat önce alabiliyorsanız bu olayı ve hemen müdahil olabiliyorsanız, Türkiye'de gündem yaratabiliyorsanız, işte o zaman çok etkili bir vekilsiniz gerçekten. Bu konuda böyle olmayı amaçlayarak yola çıktım. Beni çok iyi tanıdığınızı siz söylüyorsunuz. Bunları yapabilmek için gücü nereden buluyorsun sorusunu çok duydum. 2011'de çok duydum. Ya bu çocuk bu gücü nereden buluyor? Sivil toplumdan, meslek odasından buluyorum. Meslek odasında edindiğim deneyimden buluyorum. Bir, meslek odaları arasındaki birlikteliğin deneyimine sahibiz. Çünkü biz tek olarak hiçbir şey olmadığımızı bilip meslek odası kurmuşuz. 80'de her ne kadar üstümüze gelindiyse de en azından kamu kurumu niteliğinde özelliğini kazanmışız ve halen sağ iktidarlara karşı bir muhalefet yapan bir grubuz. Hep bir arada. Buradan aldığımız deneyimleri siyasete dökmemiz gerektiğinde iktidardakiler söyleyince 2011'de dedik ki artık çıkartalım şu meslek odası gömleğini, siyasete girelim. Hakikaten söz söylemek, iş yapmak zamanıdır. Yoksa bize söz dahi söyletmeyecekleri günlere geliyor. O yüzden 2011'de çıktık. Çok kolay bir süreç değil, siz de biliyorsunuz. İşinizden oluyorsunuz. Bir sürü hayatın, sosyal hayatınızdan oluyorsunuz. Ama niye bu kadar hengame arasında halen Bülent Bozdağ'ın bu işlerde adı geçiyor? Çünkü bu ülkenin bize verdiklerinin karşılığını vermemiz gereken tek yol var. Evet. Yani paramızla pulumuzla veremeyiz. Tabii ki insanlara olan varlığımızda elimizden geleni yapabiliriz her birimiz. Ama 1'e, 3'e, 5'e yeteriz. Ülkeye yetebilmek söz konusu değil. Ama bu ülkeye yetebilecek politik birikime sahipse ve bunu pratiğe çevirebilecek yeteneğimiz varsa geri durmanın en basit tabiriyle ihanet olduğunu düşünüyorum.
ileri çıkmanın da en giydirilmiş, en güzel itibariyle sadece ve sadece görevimiz olduğunu düşünüyorum. Hiç öyle şey işte ne diyorlar, cesaret falan. Hayır, görev sadece. Yani bizim için bir görevdi. O yüzden çıktık. İyi bir siyasi çizgi çizmeye çalışıyoruz. Dün biri bana sorduğunda neden siyaset dedi. Dün akşam saatlerinde bir tiyatro izledik. Darmadağın etti adamımız. Dün bir tiyatro izledik. Adam bizi darmadağın etti. Şu kara indiba diye duymuşsunuzdur. Gerçekten hani yaşamı sorgulatan bir tiyatro oyunu. Peşinden herkesin gözleri dolu. Dedik ki ya darmadağın oldu. Oturalım bir yerde bir kahve içip bir sohbet edelim. Orada bir öğretmen arkadaşım dedi ki sizi izliyorum dedi ama merak ettim dedi. Neden siyaset? Yani bir de sonra dedi ki neden Cumhuriyet Halk Partisi? Vallahi hiç düşünmeden arkadaşlar şunu söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekilliği mevzilerinin gerçekten solcuların önüne geçmesi için siyaset. Yani bunu boş bırakma şeyimiz yok, şansımız yok. Böyle bir lüksümüz yok. O alanları biz boş bırakırsak niteliksiz bir arkadaşımızın doldurmasından sonra 4 yıl geçince ağlamaya, sızlanmaya, dövülmeye hiç hakkımız yok. O yüzden çıkacağız. Elimizi değil, hani açıklamamda söyledim, sadece elimizi değil, yüreğimizi de, bedenimizi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolunda harcamaya hazır olduğumuzu göstereceğiz. Bu iddiamızı yüksek sesle söyleyeceğiz. Çünkü evde birbirimize söylemek, odalarda birbirimize siyaset yapmanın zamanı 1980'lerde geçti. Hani okuyalım, tartışalım. Artık biz çok okuduk, çok tartıştık. İş yapma zamanıdır. Ülke elden gidiyor, gitmiyor meselesine gelince. Arkadaşlar, benim derdim daha çok çocuklarımız elden gidiyor. İnsanlar bir şey okumuyor. İnsanlar sorgulamıyor. İnsanlık tarihinden haberdar yetişmiyor. Şu an yaklaşık ortaokul seviyesindeki öğrenciler madın ağı bilmiyor arkadaşlar. Madın ağı anlatmaya çalışan öğretmenle ilgili milli eğitim camiasında baskı yaratılmaya çalışıyor. Ya bu madın ağı hani bir örnek tırnak içinde. Evet. Başka bir şey de söyleyebiliriz. Gazi olayları diye. Başka bir şey söyleyebiliriz. Ulla diyebiliriz. 5 yıl sonra bu şehirde büyüyen çocuklar Ulla gemisinden haberdar olamayacaklar. Neden? Toplumsal hareketlerin eğer baskılayarak önüne geçersek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmişleri de bunlarla ilgilenmek yerine, çok özür diliyorum, düğün cenaze gezerek siyaset yapmaya çalışırlarsa sağ tipi siyaseti yapmayla bir yere varılacağını, daha çok milletvekili çıkarılacağını düşünürlerse işte o zaman yandım. Yani yoksa ülkenin bir yere gideceği yok arkadaşlar. Biz ülkemizi en kötü günlerde, en kötü günlerde, cehaletin diz boyu olduğu günlerde ülkemizi savunduk ve işgalci güçlerin elinden kurtardık. Şimdi içerideki işgalcilerin elinden kurtarmak o günlere göre çok daha kolaydır. Bunu yaparız. Ama çocuklarımız elden giderse bundan 10 yıl sonra bunu konuşamayabiliriz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi, o yüzden siyaset, şunu söyleyeyim, burada daha fazla şey böyle demagoji de yapmak istemiyorum aslında, demagoji değil tabii ki. Ama her yerde söylediğim bir şeyi burada tekrarlamak isterim. A takımı meselesi bizim şu an üstünde en çok bir çocuk gibi koruduğumuz ve kimse tarafından da açıkçası bu şey cümleleri kullanmasını da istemediğim bir terim. Bizim bir A takımımız olmadığı iddia edildi aylarca. A takımımız var. A takımımız ilçe örgütleri, kadın örgütleri, gençlik örgütleri, aynı zamanda sivil toplum ve meslek odaları. Çünkü oralardan alacak tüm bilgiler ve bu bilgilerin bize getirdiği çözümler. Çünkü ben çözüm, elektrik mühendisliği nasıl bir çözüm bulabilirim? Böyle bir haddim de değildi. Ama bu çözüm konusunda, buranın oluşturduğu çözüm konusunda arada iletişimi sağlayıp bu çözüm konusunda çalışabilmek adına bir projemiz var. Bu projemiz senede en az 2 kez sivil toplumla bir araya geleceğiz. Ayrı ayrı. Yani elektrik mühendisleri odası sizin bize vereceğiniz bir takvimde 6 ayda bir ziyaret edilecek. Üstüne üstlük tüm bölgedeki Arsuz İskender, artık hani bir şehircilik yapmıyoruz ama Arsuz İskender bölgesinde daha etkin olacağız ki daha Arsuz'un sivil toplumla örgütlenmesi zaman alacak. Tüm bölgedeki tüm
dernek, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerini bir araya getirecek eşgüdüm komisyonlarını kurmayı amaçlıyorum. O eşgüdüm komisyonları, hani HAMOK'u bilirsiniz, HAMOK gibi, İskenderun'da da böyle bir birliği kurabilmek ve bu birlikle de senede yine en az iki defa bir araya gelmek. Ve bunu planlı programlı, hani bizim bir ajandamız olacak. Elektrik Mühendisleri Odası ilk 6 ayda şu gün ziyaret edilecek, bunu siz vereceksiniz bize. Geniş katılımlı olacak bu toplantı ve gündemli olacak. Gündemden sonra tartışmalardan çıkan sonuçlar alınacak, 6 ay sonra bunun hesabı verilmek üzere buraya gelinecek. Bu konuda ne yaptık, ne yapamadık? Sizler ne yaptınız, ne yapamadınız? Bunları konuşacağız, 6 ayda bir daha fazlasını iddia etmek zamanlama açısından bu mümkün değildir. Ama şu ana kadar sadece ve sadece aday olduğumuzdan sonra sadece bir dahaki aday adaylığımızda gelinme meselesine son vermemiz gerekiyor. Nasıl oturup büronuzda, burada siyaseti konuştuysak ara ara, bunu eğer bunu iş olarak görüyorsanız, milletvekili olduysanız bunu planlı ve programlı yapmanız gerekir ve kurumsal yapmanız gerekir. Artık Riyad kardeşim, Bülent abim yok. Artık Bülent Bey var bu kurumun temsilcisi olarak. 6 ayda hesap vereceğim. Ama kurum da yapılanlarla ilgili diğer, bana değil, tabii ki bana değil, haddime değil ama diğer üyelerine bir hesap vermenin endişesi içinde olacak. 6 ay sonra bölgedeki milletvekili ya da milletvekilleriyle, benim aslında derdim milletvekilleriyle, 5 tane seçiyorsak 5'ini buradaki toplantılara davet edeceğiz. Tabii ki koordinatör milletvekili bu bölgeyle en çok ilgilenen ya da ilgilenenler olacaktır. Bu tür çalışmalardan sonuç almayı beklerim. Neden? Bizler meslek örgütlerinden, tıp odasından geldiğim için tıp odası diyecektim. Meslek örgütlerinde bunu öğrendik. İş nedir? Bu işi kim yapacak? Ne zaman yapacak? Yapmazsa ne olacak? Yani şimdi hiçbir mekanizma yoktur ki yapmadığınızda ceza almazsanız ya da yaptığınızda ödüllendirilmezseniz, hani ödül dediğimizde nedir? Evet, işte Elektrik Mühendisleri Odası'nda yaptığımız toplantıda hepinizden çok daha iyi hazırlanmışlar arkadaşlar. Bunu bu şehirde onore etmek bile bir ödül. Ya ceza deyince de ya şey yapmayacağız. Ya hani böyle maddi bir cezadan bahsetmiyoruz ama hani şehirde öne çıkabilmenin de bir yolu olacak. Şehir siyasetinde bir oda olarak. Bu tür bir projemizden her yerde bahsediyorum. Hatta artık gazetelerde oda ziyaretlerinden sonra tekrar olmasın diye belki yarın bu haberde, basın bültenimizde bunu görmeyebilirsin. Hani çok söz etmeyebiliriz. Biz hani ara ara başlıkları çıkarmaya çalışıyoruz. Mesaj planlamamıza göre başlık çıkarıyoruz öne. Benim diyeceklerim bu kadar. Samimiyetim konusunda herhangi bir çaba içinde değilim. Çünkü bu şehrin sokaklarında gösterdiğimi düşünüyorum samimiyetimi. Her zaman için sizin riyadınız olarak devam edin. Hani bu da biraz artık kurumsaldan çıkalım, biraz böyle şey olsun, öyle çalışmaya devam edeceğim. Sarıseki'de o gördüğünüz riyad nasıl çalışıyorsa, Beyt Hastanesi'nde öyle çalıştı. Geri döndü, Karahüseyin'de köyde öyle çalıştı. Şimdi milletvekili olacak, olduğunda da aynı düsturda çalışacak. Çünkü bize bu öğretildi. Yani biz esnaf çocuğuyuz, 5 yaşından beri bize bu öğretildi. Düzenli çalış, sabah erken kalk, işini yap. Yapılmayan işi kontrol et, neden yapılmadığını bul. Sizlerde de böyle, yani bir proje yapıyorsunuz. Neresi aksadı bulmazsanız sıkıntı var. Sıkıntıyı çözmek için planlı, programlı çalışacağız. Benim sizlere diyeceklerim bu kadar. Beni ve arkadaşlarımı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa, Ali Bey'in olabilir, öyle tahmin ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz.